Evet, işte burası. Ne oldu Aslı? Sana bahsettiğim yazlık evimiz. O kadar uzun zaman oldu ki nerede olduğunu bile hatırlamıyordum. Gerçekten mi? Burası sizin eviniz miydi? Evet. Görünce bir fena oldum. E hadi gel. Gidip eve yakından bakalım. Hadi. Volkan arıyor. Volkan seni niye arıyor ki? Efendim? Aslı kusura bakma, rahatsız ediyorum. Ama Burak yanındaysa verebilir misin? Tabii. Kuzen, Aslı ile olduğumu nereden anladın? Kafedeki arkadaşı söyledi. Oğlum sen neredesin ya? Çağla buraya geldi, annen arıyor. İşi yapacaksan adam gibi yap. Burada da senin arkanı toplayacak değilim. Ya tamam kuzen ya. Alo. Volkan. Kapatmış. Ne oldu? Ya bir şey olduğu yok. Bana ulaşamayınca merak etmiş işte. Gel bakalım evde kimse var mı? Kimse var mı? Kimse var mı? Kimse yok galiba. Hadi gel evin bahçesine girelim. Başkasının bahçesine izinsiz mi gireceğiz? Daha önce girmedik mi? Yine gireriz. Daha iyisin değil mi? Evet. Ya iyi ki geldin. Konuştuk, rahatladım biraz. Tabii ki geleceğim. Biz kötü gün dostuyuz. Eda, ne oldu? Hayır, bu gerçek olamaz. Kızım, ne oldu söylesene. Cansu, babam. İnanmıyorum. Elçin teyze bu. Çağla'nın annesi. Kafayı yiyeceğim ya. Ne zaman oldu bu? Ya şoka girdim şu anda. Sen hiç mi fark etmedin? Cansu babamın biriyle olduğundan nasıl daha haberim olabilir ya? Ya hem de bu kadınla. Bana bunu nasıl yapar ya? Canım tamam, sakin ol. Cansu nasıl sakin olabilirim? Sen görmüyor musun şu fotoğrafları? Ya belki baban sana söylemeye çekindi. Bunun hiçbir mazereti olamaz. Biraz fazla abartmıyor musun? Cansu, ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Lütfen beni yalnız bırakır mısın? Hayır Eda, bırakamam. İyi değilsin şu anda. Tamam, ben iyiyim tamam mı? Ve yalnız kalmak istiyorum. Efendim Cansucuğum. Sinan amca, çok kötü şeyler oldu. Ne oldu kızım? Eda Sinan amca. Ya sizin Elçin Hanım'la beraber olduğunuzu öğrendi. Ne diyorsun sen ya? Nasıl oldu bu? Ya telefonuna sizin samimi fotoğraflarınız geldi. Kimin yolladığı belli değil. Eda şoka girdi. Kahretsin ya. Eda nasıl şimdi? Ben şimdi sizin evinizden çıktım. Ya beni de yanımda istemiyor. Yalnız kalsın istemedim. Hiç iyi değil Eda. Tamam, tamam hayatım. Haber verdiğin sana çok teşekkür ederim. Ben hemen eve gidiyorum. Ne olmuş Sinan? Eda ikimizin birlikte olduğunu öğrenmiş. Hay Allah! Aa! Nasıl öğrenmiş? Biri telefonla bizim fotoğraflarımızı göndermiş. Eda şoka girmiş. Çoktan konuşmalıydım ya, çoktan konuşmalıydım. Ya bu şekilde öğrenmesine gerçekten çok üzüldüm. Ya benim hemen eve gitmem lazım. Ya tabii tabii, git git. Umarım aranızda bir sorun olmaz. Ben de Selda'ya yalnız giderim. Ya kusura bakma, olur mu? Yok canım, siz iyi olun yeter. Güle güle. Haberleşiriz. Aha.
Bizim fotoğraflarımızı kim çeker ki? Bizden bu derece kim nefret ediyor olabilir? Çok saçma. Neredeyse 12-13 yıl oluyor. Değişmiş tabii. İnanmıyorum. Bunlar hala burada duruyorlar. Bunları babam yapardı biliyor musun? Ben de ona yardım ederdim. Burada olduklarına hala inanamıyorum. Onlar burada ama babam gideli çok oldu. Çay, 3 kahve, 1 soda, 1 kola. Bayağı içmişiz ama masada boş kalsa olmazdı şimdi yani hesap ne? Oo. Hayatımın en güzel saatleriydi ama. Bir ara böyle gözünü dikip bana baktın seni sapık zannedecekler diye ödüm koptu. Gerçekten mi? Ya çok mu baktım? Yani biraz. Erden iyi misin? Böyle bir midemde böyle bir yanma mı? Bir bulantı gibi bir şeyler var. Niye o da anlamadım onu ben. Erdem ya o kadar çok şey içersen bulanır tabii. Olsun. Senin için feda olsun. Bu arada... Bende sana ait bir şey var bak. Unutuyordum az kalsın ha. Bilekliğim. Eda, Eda açar mısın kapıyı? Açmayacağım. Seninle konuşmak istemiyorum. Tamam kızım, haklısın. Sana söylemeliydim. Evet, söylemeliydin. Ya bunu benden nasıl saklarsın? Edacığım, aç kapıyı. Bak bunu yüz yüze konuşalım. Baba beni yalnız bırakır mısın lütfen? Baba. Eda odasında. Açmıyor kapıyı.
Ya Volkan, bir de sen dener misin lütfen? Tamam. Hedacığım, kapıyı açar mısın, biraz konuşalım? Tamam ama bir şartla. Odama yalnızca sen gireceksin. Tamam canım. Baba, sen istersen salona geç. Ben biraz Eda'yı sakinleştireyim, ondan sonra konuşursunuz. Tamam oğlum. Duyunca neye uğradığımı şaşırdım. Babamın o kadınla ne işi? Senin haberin yoktu değil mi? Yani eğer bildiğin halde bana söylemediysen. Hayır Eda'cığım, ben de yeni öğrendim. Sen de şok oldun değil mi duyunca? Evet ama Eda'cığım, biraz sakin olur musun? Abi nasıl sakin olayım ben ya? Ben babamla o kadını hala hayal edemiyorum. Yani eğer o kadını seçerse beni kaybeder. Eda, şu an aşırı tepki veriyorsun. Sen bu durumdan memnunsun galiba. Hayır, ben sadece babamın mutlu olmasını istiyorum. Nasıl mutlu olacakmış? O kadınla mı? Ya o kadın babamı kullanır, tamam mı? Ben de buna asla izin vermem. Eda bak, şu an çocukça davranıyorsun. Tamam abi. Senin kimin tarafında olduğun belli. Ben kime ne anlatmaya çalışıyorsam. Ya bak, beni yanlış anlıyorsun. Tamam abi, ben konuşmak istemiyorum. Çıkar mısın odamdan lütfen? Tamam. Sonra konuşalım. Böyle bir şeyin olmasına asla izin vermeyeceğim. Bugün amacım seni mutlu etmekti. Ama sonuç hiç istediğim gibi olmadı. Ağlamana sebep olduğum için üzgünüm. Olur mu öyle şey? Aksine çok güzel bir gündü. Her şeyin ötesinde kaldı. Teşekkür ederim. Kala kaldı. Şaştı. Güzel sözlerine değil, isimsiz gözlerine inandım. Hiç pişman olmayıp asla peşini bırakmadım kadın. Bağır, biraz daha var. Daha fazla ilgi çek istersen. Bak, rezil olurum. Her şeyin ötesinde kaldım, kala kaldım. Şaştım, yanaştım. Hareketlere bak ya. Sanki bana usta. Güzel. Neydi bunun adı? Deniz bisikleti. İsimsiz gözlerine. Ya başardım. Espirileri
delilerim beni gerçekten öldürüyor Burak ya. Vay, daha ilk günden beni deli ediyorsun lan. Sana ölürüm ben falan. Küçücük kız gibi sarıl bana. Al beni, öp biraz. Dokun sakin ve usulca. İzin ver. Böyle bir şey kim yapabilir bize? Aileme, kızıma kadar ulaşmaya kim cesaret edebilir? Senin de mi uyku tutmadı o? Olanlara hala inanamıyorum. Biri resmen sizi takip edip fotoğraflarınızı çekmiş. Bir de bunları Eda'ya göndermeleri. Bunu yapanları bulmamız lazım baba. Böyle bir şey yapmaya cesaret eden, daha fazlasını da yapmaya cesaret eder. İstedikleri para olsa fotoğrafları sana gönderip para isterler. Ya da medyaya verirler. Bunu yapanların amacı bize maddi zarardan çok manevi zarar vermek gibi duruyor. Ben de bundan endişeleniyorum ya. Öyle bir kötülüğü bize kim yapabilir? Aklım almıyor. Benim de. Hayatta senin mutsuz olmanı kimse benden daha fazla istemezken... senin beni akıl edememeni gerçekten çok kırılıyorum Sinancığım. Ama sen hiç merak etme. Ben sana kendimi yavaş yavaş hatırlatacağım. Ama önce senin şu sevgilinden bir kurtulalım. Hı? Yorgunum, uyumayı deneyeceğim. Tamam, ben de birazdan yatacağım. İyi geceler. İyi geceler. Efendim abi. Merhaba Sinan. Elçin'in yanında konuşmak istemedim. Eda nasıl? Nasıl olsun abi? Doğal olarak bana kırgın ve kızgın. Ortalık biraz sakinleşsin. Siz baba kız bu işi halledersiniz. Sen de lütfen üzülme, olur mu? Her kimse bize bunu yapan... en kısa zamanda bulup gereğini yapacağım. Merak etme. İnşallah abi. İyi akşamlar. Sana karşı olan duygularıma inanmıyorsan, neden benden bu kadar korkuyorsun? İnanamıyorum ya. Komik bir şey bu. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Nasıl ama? Çok eğlenceli değil mi? Evet, çok güzel. Burak ve ben. İmkansız bir şey bu. Benim annem, Burak'ın ailesi, Çağla. Burak bütün bunların farkında bile değil. Kabul etmek zorundayız ki bu hislerimizin gerçek hayatta karşılığı yok. Gelmiş. Ben bunları tamamen unutmuştum. Güzel bir maceraydı. Biraz da korkunç diyebiliriz.
Evet, haklısın. Benim için unutulmaz zamanlardı. Senin için de unutulmaz mıydı? Benim için de öyleydi. Ne yapıyorum ben? Yanlış olduğunu bile bile. Bu nasıl bir şey? Nasıl bir duygu? Aşk dedikleri şey bu mu yoksa? Sevindim. Yarın pazar, iş yok. Bir şeyler yapalım mı? Resmen bana çıkma teklif ediyor. Yok. Tamam, bugün yaşandı ve bitti. Bunu tekrarlamamız doğru değil ki. Bir günde bu kadar etkilendiysem... Yok, daha fazlasını düşünemiyorum bile. Hayır Aslı, anneni düşün. Eğer duyulursa düşeceğiniz durumu düşün. Daha fazlasına izin veremem. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Bence çok iyi bir fikir. Uyanınca seni ararım. İtiraz etmediğine göre bu evet demek sana. İyi geceler. Sana da iyi geceler. Hayatımda ilk defa karşı tarafın yerine geçtim ya. Birinin peşinden koşuyorum. Bu da güzelmiş. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayatım...